Spor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Sabah sporu programıyla karşınızdayız. Her zamanki gibi yaklaşık 3 saat boyunca burada olacağız. Bu 3 saat içerisinde hem haberlerimiz var hem gazete manşetlerine bakacağız. Tabii ki konuklarımız da olacak. Onlarla birlikte de transfer gündemini detaylıca konuşacağız. Başlamadan önce tabii bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. A-Spor ekibi olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Umuyoruz keyifli, sağlıklı, huzur ve tatlı bir bayram geçiriyorsunuzdur. Spor dünyasına gelecek olursak da spor dünyası yayınladıkları mesajlarla tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Sırada gazete manşetleri var. Birlikte hemen günün öne çıkan haberlerine, manşetlerine, transfer iddialarına bakacağız. Fanatik gazetesiyle başlayalım. 3 isim görüyoruz hemen burada. Bunlara bir bakalım. Galatasaray için bir forvet operasyonu olduğu söyleniyor. Muriç ve Jovic isimleri var. Icardi'nin bonservisini bir süre daha bekleyecek olan Galatasaray bayram ertesinde Luka Jovic veya Vedat Muriç'ten birini İstanbul'a getirerek golcü sorununu çözmeye hazırlanıyor. Beşiktaş adına bir Kerem bombası var. Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bayer Leverkusen'den ayrılık kararı alan 29 yaşındaki Kerem Demirbay'ın menajerler vasıtasıyla Kartal'a önerildiği öğrenildi. Siyah beyazlar maliyet durumuna göre bir karar verecek. Trabzonspor'da artık bir hız kazandı transfer adına. Orsic transferinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Hırvat Yıldız'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo Mavililer'de Fernandez Moreno transferi de resmen açıklandı. Fotomaç gazetesiyle devam edelim hemen buradan. Hemen iki isim var. Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder'in fotoğraflarıyla birlikte el ele aslana başlığını görüyoruz. Galatasaray, Marsilya'nın yıldızları Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Trabzonspor için yine fırtınada şov başladı denmiş. Yeni transferler hızlıca açıklandı. Orsic, Kompelis ve Fernandez artık Trabzonspor'da forma giyecek. Fenerbahçe için Mert ismi hala devam ediyor. Kanarya İtalya'da Sassuolo forması giyen sağ bek Mert Müldür'le her konuda anlaştı. Fenerbahçe 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Sassuolo'ya 2 milyon euro teklif etti. Pazarlıklarda bu anlamda devam ediyor. Sabah gazetesine gelelim. Bir bayram sohbeti köşesi var. Murat Özbostan soruyor. Levent Tüzemen de cevaplıyor. Galatasaray'da plan işliyor demiş. Devler Ligi'ne bir transfer gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da söylemiş. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına forvet transferi yapmadan çıkma ihtimali var. Barış Alper bu anlamda yeterli olur mu? Icardi'nin yanına mutlaka bir santrfor alınacak demiş Levent Tüzemen. Sayfa içerisinde devam edelim. Trabzonspor'un 3 yeri transferini Sabahspor mercek altına aldı. Güç artık fırtınada. Defansif yönüyle sivrilen ön libero Dimitris Korbelis stoperde de forma giyebiliyor. İkili mücadeleleri başarıyla ciddi ivme katıyor bu alanda. Fernandez hava toplarındaki %65'lik üstünlüğüyle geçtiğimiz sezon kulübünün en iyisi oldu. İsabetli paslarıyla da yine ön plana çıkıyor. Orsic ilk yarıda Dinamo Zagreb'de 25 isabetli şutta 13 gol kaydetti. Her iki şuttan biri ağlarla buluşurken 8'de asist yaptı oyuncu. Takvimle devam edelim. Yönetim sözünü tuttu. Nenad Bjelica'nın istediği transferler kampa yetişiyor. Fernandez ve Korbeliz'i kadrosuna katan Orsic ile de anlaşarak 3 önemli hamle birden gerçekleşti. Hırvat Yıldız kulübüne res çekti. Rakamlar istenen seviyelere inince de transfer bitti. Orsic diretti. Fırtına da bu transferi bitirmeyi başardı. Şimdi sıra tabii ki Petkovic'te. Aynı tavrı Petkovic'ten de bekliyor yönetim. Fotomaça tekrar geri dönelim. Hemen Coutinho ismi var. Beşiktaş adına Sambacı için Aston Villa'yla bir pazarlık söz konusu. Kara Kartal, Brezilyalı 10 numara Coutinho için İngiliz ekibine maaşının %40'ını teklif etti. Aston Villa %60 istedi. Pazarlıklar şu anda kıran kırana devam ediyor. Coutinho profesyonel kulüp kariyerinde 468 maçta forma giyerken bu periyotta 107 gol attı, 79'da asist kaydetti.
Brezilyalı yıldızı milli takım formasıyla da 68 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırmayı başardı. Onana'ya bir sıkı takip var. Fransa basını Kara Kartal'ın Lens'in 23 yaşındaki ön liberosu Onana'nın peşinde olduğunu iddia etti. Stoper'de bir Gana rüzgarı esiyor Beşiktaş adına. İlk hedef Leicester'dan ayrılan Ganalı Amarty, siyah beyazlarda Strasbourg'dan ayrılan vatandaşı Cicu da yine listede yer alıyor stoper bölgesi adına. Romain Saiz gitmek istiyor. Beşiktaş'ın başarılı stoperi Saiz ayrılık hazırlığı yapıyor. Wolverhampton'dan bedelsiz transfer edilen 33 yaşındaki faslı futbolcu Beşiktaş'tan ayrılarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlıyor. Marsilya'dan gelen 2,5 milyon euroluk teklif siyah beyazlar tarafından geri çevrilmişti. Sabah gazetesiyle devam edelim. En başta Uğur Çem'in bir haberi var. Fenerbahçe'nin neferi göreve başladı. İsmail Kartal resmen dün açıklandı. Sarı lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna bir seleniyle İsmail Kartal'ın getirildiğini, camiamızın neferi sorumluluktan kaçmadı ifadeleriyle açıkladı. 62 yaşındaki hoca soluğu Samandıra tesislerinde alıp ekibiyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Avrupa'da yaşanan Güler çılgınlığını Sabah Spor yorumladı. İkili delilik başlığı var hemen burada. Bu haberin altında futbolun devleri Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı için deliriyor ama menajerliğini yapan babası kapısına gelen tüm kulüpleri delirtiyor. Bir elmasın pırlantaya dönüşme macerasında onu kesen insanın ustalığı ve emeği büyüktür. Olmazsa masada değerli bir taş olarak kalır. Bülent Timurlay'ın analiz köşesiydi. Bu da Mert için tamam demiş Sabah gazetesi. Prensip anlaşmasına varıldığını vurgulamış. Kulübüne de 2 milyon euro bonservis ödendi deniyor. Mehmet Özcan'ın altta bir haberi var. Rahatını bozmaz takım arkadaşları Icardi'nin Galatasaray'a döneceğine inanıyor. İstanbul'u, taraftarları ve buradaki yaşamı çok seviyor. Alışkanlığını ve rahatını bozmak istemez. Son dakikaya kadar da Galatasaray'ı bekler. Devam edelim Takvim gazetesiyle. Bir voleybol haberi var. Sultanlar sonunu getiremedi. Japonya ile dün karşı karşıya geldiler. 2-0'dan 2-2'yi yakalasalar da maçı 3-2 kaybetti Sultanlar. Bugün saat 16.30'da Tayland'la karşı karşıya geliyor. Kartal'dan Onana atayı atağa, az önce de bahsetmiştik bu isimden. Fransız medyasında L'Equipe, Beşiktaş'ın Lens forması giyen Onana istediğini yazdı. Gelecek sezon rotasyon oyuncusu olmak istemeyen 23 yaşındaki yıldız takımdan ayrılmak istiyor. Son gazetemize gelelim. Yeni Asır Spor gazetesinde bir kaf kaf gaza basacak başlığı var. Bu haberle devam edelim. Transfer startını veren Karşıyaka iç transfere bayram tatilinin ardından yoğunlaşacak. Fatih ve Yılmaz'la anlaşan İzmir ekibi Yusuf Metin Özgür'le Namık Barış'la da masaya oturacak. Cenk, Fatih Ergen, Erdoğan ve Aykut'sa gözden çıkarılan isimler. Evet, gazete manşetlerindeki öne çıkan başlıklara, haberlere, transfer gelişmelerine birlikte baktık. Haberlerimize tekrar geri dönüş yapıyoruz. Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakemler 2022-23 sezonunda görev aldıkları karşılaşmalarda toplam 22 milyon 930 bin Türk lirası gelir elde etti. Manşetleriyle devam ediyoruz. Bu saat diliminde ağırlıklı olarak manşetlere bakacağız. Takımlarının haberlerinin yer aldığı manşetlere. Galatasaray'la başladık. Oradan devam edelim. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Sür manşette hemen stat para basacak başlığı var. Bu habere bakalım. Galatasaray stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketiyle anlaşmaya vardı. Detayları henüz açıklamasa da sözleşmenin 5 yıllık ve 100 milyon euro olduğu öğrenilenler arasında. Forma sponsoru da biliyorsunuz Sixt'i, 5 yıl daha formada kalacak. Cimbom'a bir gol makinesi. Mauro Icardi'nin transferinde bir türlü ilerleme kaydedemeyen sarı kırmızılı ekip rotasını Rusya'ya çevirdi. CSKA Moskova'da 41 maçta 24 gol atan Şalov için pazarlıklar başladı. Futbol kariyerine CSKA altyapısında başlayan Şalov, A takıma yükseldikten sonra kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Geçirdiği sakatlık sonrası formayı kaptırınca
yarım sezonuna İsviçre'nin Basel takımına kiralanan genç futbolcunun geri dönüşü de muhteşem oldu. Sayfanın en altında ucuz atlattı başlığı var. Biz de ilk saat dilimimizde bu haberi sizle paylaşmıştık. Barış Alper Yılmaz bayram nedeniyle Rize'ye giderken bir trafik kazası geçirdi. Oyuncunun yara almadan kurtulması herkesi sevindirdi. Yine kazadan görüntüler de burada mevcut. İki araçta yalnızca maddi hasar var. Sabah gazetesiyle devam edelim. Galatasaray'da plan işliyor. Murat Özbostan ve Levent Tüzemen'in bir köşesi bayram sohbeti başlığıyla. Galatasaray sezonu açtı ama transfer belirsizlikleri devam ediyor. En önemli mesele de tabii ki Icardi. Alınacak mı, gidecek mi, kalacak mı soruları sorulmaya devam ediyor. Levent Tüzemen ise bu soruların cevabını burada vermiş. Takvim gazetesine geçiyoruz. Bentancur artık bir sus mesajı var. Galatasaray Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'un sürekli transferle ilgili bir açıklama yapmasından oldukça şikayetçi gözüküyor. Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın menajeri Bentancur'un sürekli transferle ilgili açıklama yapmasından yönetimi oldukça rahatsız. Sarı Kırmızı'da yönetim Bentancur'un sürekli konuşma yaparak gündem belirlemeye çalışıp algı yaptığını düşünüyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Torreira ile bir araya geleceği ve burada rahatsızlığı da dile getireceği öğrenildi. Bentancur son olarak Torreira'nın İtalya'ya transfer olabileceğini iddia etmişti. Torreira'nın menajeri Lucas Galatasaray'da mutlu ancak her zaman Serie A'ya da ilgi duymuştur. Transfer için eğer şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir açıklamasını da yapmıştı. Az önce bahsettiğimiz isim burada da var. Bir Shalov sürprizi. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Rus golcü Galatasaray'a gelebilir. Geçtiğimiz sezon 41 maçta 24 gol atan Rus golcü Fedor Shalov için harekete geçildi. Yunan ekibi PAOK da aynı şekilde bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Taylan'a MLS'den bir talip var. Salt Lake ve New England 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezonda takımda düşünmediği yıldız oyuncuyla ilgili son karar bayram sonrası verilecek. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Ankara Gücü'nde 33 maçta forma giydi ve 3 golde kaydetti Taylan. Son gazetemiz Yeni Asır gazetesine gelelim. En üstte Galatasaray'ın rotası ada başlıklı bir haber var. Aslan Chelsea'nin yıldızı Chukwuemeka ve Fofana için temaslarda bulunuyor. Chelsea Fofana'yı geçtiğimiz ara transfer döneminde 12 milyon euro bedelle Molde'den kadrosuna katmıştı. Evet, Galatasaray'ın manşetlerini, haberlerini bu şekilde noktalayıp Fenerbahçe ile devam edelim. Beklenen haber geldi. Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal getirildi. Evet, gazete manşetlerine tekrar geri dönüyoruz. Fenerbahçe'nin haberlerine, manşetlerine bakacağız. Tabii dün açıklandı, artık teknik direktör İsmail Kartal oldu. Günün manşetlerinde de çoğunlukla bu ismi göreceğiz. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fener'de 3. Kartal dönemi. Dün Ali Koç'un özel uçağıyla İstanbul'a gelen İsmail Kartal resmen açıklandı. Kendisiyle bir yıllık sözleşme yapıldı. Böylece Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başlamıştı. Daha önce 2014-15 ve 2021-22'de Fenerbahçe'de görev aldı kendisi. Transfer taarruzu başlıyor. Artık teknik direktör belli oldu. Transfere odaklanan bir Fenerbahçe var. Bayramdan sonra Coutinho, Wijnaldum ve Gabigol için temaslar sıklaşacak. Fenerbahçe, Dzeko ve Kent'in ardından listesinde bulunan 3 yıldızı da önümüzdeki hafta renklerine bağlamayı hedefliyor. Transferler sezon öncesi kampına da yetiştirilmeye çalışılacak. Sarı lacivertlerin ikinci durağı İngiltere olacak. Kadrosunu dünya yıldızlarıyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Aston Villa'nın Brezilyalı starı Coutinho için bir resmi teklifte bulunacak. Sayfa içerisinde Fener'in yeni gözdesinin Kenan Yıldız olduğu söylenmiş.
Arda Güler'i satması halinde 18 yaşındaki Yıldız'ın yerini başka bir 18 yaşındaki Yıldız'la doldurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Juventus'un altyapısında oynayan ve U21'de milli takımımızın formasını giyen Kenan Yıldız'la ilgileniyor. Piyasa değeri 1 milyon euro olan Kenan için Fenerbahçe'nin Juventus'ta görüşeceği belirtildi. Sol tarafta ufak bir Arda fotoğrafı var. Öncelik Mbappe değil Arda. Real Madrid Arda Güler için geliyor. İspanyol basını Eflatun Beyazlar'ın 18'lik yıldızından vazgeçmediğini ve Mbappe'den önce Arda'nın transferini bitireceğini duyurdu. Bir teklif yapılması bekleniyor Arda'ya. Sabah gazetesine gelelim. Başta Uğur Çemin bir haberini görüyoruz. Fenerbahçe'nin neferi göreve başladı. İsmail Kartal'la 3. dönem. Sarı lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna bir seneliğine İsmail Kartal'ın getirildiğini, camiamızın neferi sorumluluktan kaçmadı ifadeleriyle açıkladı. 62 yaşındaki hoca soluğu Samandıra tesislerinde alıp ekibiyle de bir toplantı gerçekleştirdi. 2014-15 sezonunda 46 maça çıktı Fenerbahçe ile birlikte. İsmail Kartal'ın kariyerini görüyoruz burada da. Devam edelim. İkili delilik Avrupa'da yaşanan Güler çılgınlığını Sabah Spor yorumladı. Futbolun devleri Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı için deliriyor ama menajerliğini yapan babası kapısına gelen tüm kulüpleri delirtiyor. Bir elmasın pırlantaya dönüşme macerasında onu kesen insanın ustalığı ve emeği büyüktür. Olmazsa masada değerli bir taş olarak kalır. Analiz bölümünde Bülent Timürley'in yorumuydu bu da. Bayram mesajı attı, yorumları patlattı. Arda'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir görsel var hemen burada da. Çok kısa bir sürede binlerce beğeni aldı. Fenerbahçe Sassuolo'nun milli sağ beki Mert Müldür'le prensip anlaşmasına vardı. Kulübüne de 2 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Yeni Asır'la devam edelim. Burada da Arda Güler'i görüyoruz. Sevilla öne geçti. Arda için dünya devlerinin listesinde yer alan Arda Güler şu anda Sevilla'ya oldukça yakın gibi gözüküyor. Haberin detaylarına geliyoruz. İspanyol basını Fenerbahçe'nin genç yıldızı için düğmeye basan Sevilla'nın oyuncu ikna ettiğini yazdı. Kulübün bu transferin olması halinde Bono, Ocampos ve Acuña gibi yıldızları gözden çıkaracağını da öne sürdü. Son olarak bir de Takvim gazetesine gelelim. Yine teknik adamla ilgili bir haber var. Fenerbahçe'de 3. Kartal dönemi başlığı kullanılmış. Sayfanın alt kısımlarına gelelim. Bir Arda Güler çılgınlığı başlığı burada da var. İspanyollar Fenerbahçe'nin genç yıldızı ile ilgili durumu manşetlerine taşıdı. Yalnızca İstanbul'da, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'daki gazetelerde de, hesaplarda da Arda'nın ismi çok fazla geçiyor. İspanya basınında manşetlere konu oldu. As genç yıldızı tam sayfa ayırdı. Dünya devlerinin radarındaki Arda'yı Real Madrid'in çok istediği Sevilla'nın da 18'lik yıldıza takımda oynama garantisi verdiği iddia edildi. Mert Müldür hamlesi burada da var. İlk temasın başladığı söylenmiş. Fenerbahçe'yi de noktalayıp Beşiktaş'ın gündemiyle devam ediyoruz. Beşiktaş Halstead'e forma giyen Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Evet, Beşiktaş haberlerinin yer aldığı manşetlerle devam edelim. Beşiktaş'ın da transfer gündemi yoğunlaşmaya başlıyor. Az önceki haberimizde de gördük. Bir Ozan Tufan iddiası da var. Görüşmeler başladığı söylendi. Hemen foto maçla başlayalım. Diğer isimlere de birlikte bakalım. Sağ üstte bir Jimenez ismi var. Öne çıkan bir isim kendisi. Transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Jimenez iddiası geldi. İngiliz basınında yer alan haberde Jimenez'in kulübüyle sözleşmesinin son yılına gireceği ve maaş dengelerinin sağlanması adına elden çıkarılabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulanıyor. Wolves Jimenez'den para kazanmak için son yılına girerken Türk ekibine transferinin önü açılabilir yorumları da yapıldı kendisi adına. Coutinho ismi var. Bir ısrar söz konusu. Sambacı için Aston Villa ile pazarlıklar devam ediyor. Kara Kartal Brezilyalı 10 numara Coutinho için İngiliz ekibine maaşının %40'ını teklif etti. Aston Villa da %60 istedi.
kıran kırana bir pazarlık olduğunu söyleyebiliriz. Foto maçta bu şekilde aktarmış. Onana ismi var. Ona da bir sıkı takip söz konusu. Fransa basını Kara Kartal'ın Lens'in 23 yaşındaki ön liberosu Onana'nın peşinde olduğunu yazdı. 1.89 boyundaki Kamerunlu orta saha geçen sezon 21 maçta görev almıştı. Yusuf Yazıcı ismi var solda. Bir Nant yolcusu olduğu söylenmiş foto maç için. Lille'de Trabzonspor'a kiralık gelen ancak beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli olmak üzere. Aspor'un haberine göre adı bir süredir Beşiktaş'ta alınan Yusuf için ilk resmi hamle Nant'tan geldi. Stoper transferi öncelik gibi gözüküyor Beşiktaş adına ve bir Gana rüzgarı var o bölgede. Beşiktaş'ta ilk hedef Leicester'dan ayrılan Ganalı Daniel Amartey, siyah beyazlarda Strasbourg'dan ayrılan vatandaşı Alexander Djiku da listede yer alıyor. Sabah gazetesine gelelim. Berkay Turan'ın bir yazısını görüyoruz. Burada da Kartal'ın aklı Onana'da başlığıyla. Az önce Onana'dan bahsetmiştik. Burada daha detaylı bakalım. Orta saha takviyesi için dört koldan çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı şu anda ilk hedeflerden biri Onana. Fransız basını Lens'te rotasyon oyuncusu olmak istemeyen 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero'yu siyah beyazların gündemine aldığını yazdı. Şenol Güneş transfer çalışmalarını sordu. 1 Temmuz'da çalışmalara start verecek takım. 9 Temmuz'da da kamp için yurt dışında olacak. Tabi transferleri de kampa yetiştirmeye çalışıyor şu anda yönetim. Ozan ismi burada da var. Siyah beyazlar Hull City'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı. Takvim gazetesine gelelim. Kartal'dan Onana atağı. Aynı ismi burada da görüyoruz. Günün Beşiktaş haberlerinde en çok ön plana çıkan isim zannediyorum. Beşiktaş Lens forması giyen ön libero'nun peşine düştü. Şenol Güneş'in bu ismi onayladığı söylenmiş sayfa içerisindeki detaylara bakarsak. Sağ tarafta bir Beka Beka ismi var. Beka Beka konusunda hocanın raporuyla beklemeye geçildi. Onana transferine yoğunlaşıldı. Kartal Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Jimenez iddiasını da burada görüyoruz. 102 kez Meksika milli takım formasını giydi Jimenez ve 102 maçta 30 gol kaydetti. Iheanacho için 3 kulüp devrede. The Guardian'ın haberine göre Nijeryalı yıldız golcü için Beşiktaş, Nottingham Forest ve Everton yarışıyor bu oyuncu adına. Son olarak bir de Yeni Asır gazetesine gelelim. Kartal'a Kamerunlu ön libero yine Onana ismi burada da var. Farklı bir detay var mı diye kontrol ediyorum. 26 resmi maça çıktı. Lens formasıyla bir skor katkısı da elde edemedi. Evet, Trabzonspor'la devam edeceğiz. Şimdi orada da transfer gündemi hareketlenmeye başladı. Yunan orta saha Dimitris Kombelis'te 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Evet, manşetlerdeki son bölümümüze geliyoruz. Trabzonspor haberlerine bakacağız. Gündeme bakacağız hemen. Biliyorsunuz artık transfer gündemi daha da hızlandı ve Trabzonspor adına da uçaklar inmeye başladı. Hemen foto maça bakalım. Bir transfer fırtınası başlığı kullanılmış. Trabzonspor transferde şov yapıyor. Dün akşam önce Fernandez, ardından da Orsic İstanbul'a geldi. İki futbolcu bugün Trabzon'a geçecek ve yarın da ilk idmanlarına çıkacaklar. Mislav Orsic Hırvatistan'da doğdu. Doğum tarihi var hemen. 92 doğumlu, 1.79 boyunda forvet pozisyonunda görev alıyor. Sağ ve sol ayağını kullanabiliyor. Joaquin Fernandez için ise İspanya 1996 doğumlu, 1.90 boyunda 72 kilo orta saha pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanan bir oyuncu. Bielitsa Dinamo Zagreb takımında Orsic'le 2 sezon birlikte çalışmıştı. Yani bu iki isim birbirini oldukça yakından tanıyor. Petković ismine gelelim. Trabzonspor Hırvat golcü için Orsic taktiğini uygulamak istiyor. Sıra Petković'te. Bordo Mavilerin yeni kanat forveti Orsic transfer sürecinde aktif rol aldı. Hem Bielitsa ile hem kulübüyle çok sık görüşüp Southampton'a da yoğun bir
baskı yaptı. 28 yaşındaki Hırvat forvetin kulübü Dinamo Zagreb şu ana kadar talep ettiği 4 milyon euroda çok fazla bir esneme yapmadı. Ama Petkovic'in de Orsic'in yaptığı gibi Trabzonspor'a gelme yönünde bir tavır takınması bekleniyor. 1.93 boyundaki golcü de Bielitsa ile yeniden buluşmak istiyor. Sayfa içerisindeki kutu haberlerle devam edelim. Sol tarafta Enis Bardi için bir red başlığı var. Sezon başında İspanya'dan transfer edilen Bardi beklentilerin uzağında kaldı. 27 yaşındaki Makedon 10 numaranın Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmese de bir Suudi Arabistan kulübü oyuncu için 300 bin euroluk kiralama teklifi yaptı. Ancak yönetim bu parayı yetersiz gördü. Gomez'i isteyen var. Olympiakos stoper Bartla'nın yanı sıra forvet Maxi Gomez'e de talip oldu. Bordo Maviller de bu oyuncu için fiyat soran Yunan kulübüne 3 milyon euronun altında bir rakam olmaz denildi. Trabzonspor yönetimi Olympiakos'a 28 yaşındaki 10 numara Zinchernagel için teklif sunmuş ama kabul edilmemişti. Formalar çıktı yeni sezon adına ve ilgi oldukça büyük. Karadeniz devinin yeni sezon formaları tanıtımı bu yıla da damga vurdu. Önceki yıllarda dünyayı kasıp kavuran reklam filmleri çeken Bordo Maviller yine önemli bir başarı yakalamış oldu. Devam edelim, Sabah gazetesine geçelim. Hemen burada güç artık fırtınada başlığını görüyoruz. Trabzonspor'un 3 yeni transferini Sabah Spor gazetesi mercek altına aldı. Detaylara birlikte bakıyoruz. 3 madde olarak hemen karşımıza çıkıyor. Defansif yönüyle sivrilen ön libero Dimitris Korbelis stoperde de forma giyiyor. İkili mücadelelerdeki başarısıyla da ciddi ivme katıyor. Fernandez hava toplarındaki %65'lik üstünlüğüyle geçtiğimiz sezon kulübünün en iyisi oldu. İsabetli paslarıyla da öne çıkıyor. Orsic de ilk yarıda Dinamo Zagreb'de 25 isabetli şutta 13 gol kaydetmişti. Her iki şutundan biri ağlarla buluşurken 8'de asist kaydeden bir oyuncu. Uğur Çem'in özel araştırma haberi bu. Bunun da bilgisini verelim. Savunmada 54 maç oynadı. Korbelis ön libero'da forma giymesinin yanı sıra stoperde de görev yapabilen bir oyuncu. Kariyerinde 167 kez kendi mevkiinde ter dökerken 34 defa da savunmanın ortasını korudu. Takvim gazetesine gelelim buradan. Yönetim sözünü tuttu. Nemat Bielitsa'nın istediği transferlerin kampa yetişmesi sözü veren Trabzonspor yönetimi Fernandez ve Korbelis'i kadroya katarken Orsic ile de anlaşarak 3 önemli hamle birden gerçekleştirildi. Bu 3 oyuncu da kampa yetişti. Orsic diretti, fırtına da bitirdi. Hırvat Yıldız kulübüne rest çekti. Rakamlar istenen seviyelere inince de transfer bitmiş oldu. Bordo Mavilerin anlaşmaya vardığı Mislav Orsic transferde aktif rol oynadı. Hırvat Yıldız kulübüne ben Trabzonspor'a gideceğim diye diretince İngilizler bonserviste büyük indirime gitti. Bu flash transfer 2.2 milyon euroya da bitmiş oldu. Orsic gelince artık gözler Petkovic'e çevrildi. Yönetim şimdi aynı tavrı Petkovic'ten bekliyor. Hırvat oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb şu ana kadar talep ettiği rakamlarda çok fazla bir esneme yapmadı. Petkovic'in Trabzonspor'a gelme yönünde bir tavır takınması isteniyor Trabzonspor tarafından. Fırtına Orsic'i kapada bildirdi. Bunu da bilgisini verelim. Yunus Emre Sel'in özel haberi bu. Birazdan da Skype bağlantısı yapacağız kendisiyle. Daha da detaylı konuşacağız. Sayfa içerisindeki bir diğer haber. Taban fiyat 10 milyon euro. Yönetim isimleri birçok farklı kulüple alınan Trezeguet ve Uğurcan Çakır için 10 milyon euronun altına gelebilecek teklifleri değerlendirmeye dahi almayacak. Son gazetemize gelelim. Burada da hemen en altta fırtına forvet arıyor demiş Yeni Asır gazetesinde. Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb'e teklif sunan Trabzonspor, Bielitsa takımı Serain ile sözleşmesi bitecek bir isimle bir hamle yapmaya daha hazırlanıyor.
Trabzonspor'un hem haberlerine hem de manşetlerine birlikte baktık. Buradan devam edelim. Çünkü Yunus Emre Sel Skype bağlantımızla kendisiyle beraber transfer gündemini daha detaylı konuşacağız. Manzara da gerçekten çok güzel gözüküyor. Günaydın Yunus Emre, nasılsın? Günaydın Demet, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi bayramlar. Çok teşekkürler, iyi bayramlar sana da. Biz de çok iyiyiz. Manzara ayrı güzel gözüküyor. Biz de keyiflendik. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Transfer gündemiyle hemen başlayalım istersen. Üç isim bir anda geldi. Hızlıca bir atak yapıldı aslında. Üç ismi de biraz konuşalım. Corbelis'ten başlayalım istersen. 2+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Oyuncuların aslında farklı mevkilerde oynayabilmesine de dikkat ediyor aslında, değil mi? Trabzonspor bu transferleri yaparken. Ve Corbelis için neler söylersin bize? Tespitin gerçekten çok doğru Demet. Burada Sayın Başkan Ertuğrul Doğan sezon bitmeden yaptığı açıklamada şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz şampiyon olduğumuz sezonda tüm transferleri kampa yetiştirmiştik ve bunun artısını fazlasıyla görmüştük. Bu dönemde aynı başarıyı yakalamak adına en azından belirlediğimiz nokta transferleri kampa yetiştireceğiz demişti. Ve şu an itibariyle o nokta transferlerin, yani takımdaki ciddi eksiklik görülen transferlerin %70-80'lik bölümünün tamamlandığını, sadece forvet bölgesi için çok yoğun bir girişimin olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Trabzonspor'un transferlerinde öncelik bir oyuncunun farklı mevkileri de yedekleyebilecek olması, alternatif oluşturabilmesi. Örneğin Corvelis merkez orta saha bölgesinde ama defansif orta sahada da oynayabiliyor. Joaquin Fernandez stoper oynuyor ama ön libero bölgesinde de oynayabiliyor. Mislav Orsic orijinal mevkii sol kanat ama sağ kanat ve forvet bölgesinde kanat forvet olarak da oynayabilen bir oyuncu. Yani rekabeti bir oyuncuyla çekiştirebiliyor Trabzonspor. O bölgedeki rekabetleri bu şekilde de artırmaya yönelik bir çalışma yapabiliyor. Zaten sezon sona ermeden teknik direktör Nenad Bjelica basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda şöyle bir vurgu yapmıştı. Bizim takımımız mücadele edecek, rekabet edecek, agresif olacak ve hepsinden önemlisi Trabzonspor adına ofansif bir oyun anlayışı benimseyecek ileri bölgede, yani 3. bölgede baskı yapan bir takım oluşturmaya çalışacağız ifadelerini kullanmıştı. Şu ana kadar yapılan transferlerin de ağırlıklı olarak bu düşünceyle takıma kazandırıldığını söyleyebiliriz ama şunu da özetlemek gerekiyor. Örneğin Joaquin Fernandez transferi tamamen teknik direktör Nenad Bjelica'nın savunmada size yüksek, hava topu hakimiyeti fazla olan bir oyuncuyu talep etmesi doğrultusunda kendisinin talep ettiği bir transfer olarak gerçekleşti. Corbelis geçtiğimiz sezonda Trabzonspor transfer listesinde yer alan bir isimdi ama o dönem 2,5 milyon avro bonservis bedeli talep etmişti Panathinaikos. Bu nedenle transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon bedelsiz olarak transfer edildi. Mislav Orsic, Bruno Petkovic ile birlikte zaten teknik direktör Nenad Bjelica'nın listesinin ilk sıralarında yer alan oyunculardan bir tanesiydi ve transfer sürecinde gerçekten çok dik bir duruş sergiledi. Yani transferin gerçekleşmesinde oyuncunun buradaki tutumunun da çok ciddi bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü affedersiniz, eğer Mislav Orsic Southampton kulübüne, Trabzonspor'a gitme noktasında bir baskı yapmamış olsaydı, farklı teklifleri de değerlendirebilirsiniz demiş olsaydı belki bu transferde biraz daha zaman aşımına uğranabilirdi. Onu da belirtelim. Peki. Üç transferi de anlattın. Teşekkür ederim. Petkovic'e de biraz değinelim. Orsic için daha çok oyuncunun ısrarının bu transferde etkili olduğundan bahsettin. Petkovic için de böyle bir şey bekleniyor mu? Çünkü manşetlerde çok fazla bu anlamda yorum gördük. Şimdi lig bitmeden bu iki ismi duymaya başlamıştık. Orsic gelince Petkovic'in de gelmesi yakın gibi gözüküyor. Neler söylersin? Kesinlikle öyle Demet. Şimdi Bordomami taraftarlar şöyle bir yorumda bulunuyor. Özellikle Orsic ve Petkovic'in Atalanta karşısında birlikte sergilediği performansın videolarını paylaşarak şöyle yorumda yapıyorlar. Trabzonspor'da Fatih Gökdeniz'den sonra Mislav Orsic, Bruno Petkovic ikilisi takımı bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır diyor. Yani Orsic'in transferinin yanına bir de Bruno Petkovic ekleyebilirse Trabzonspor bu ikilinin geçmişte yakaladığı uyumu Trabzonspor'da tekrar yakalayabileceğini düşünüyor Trabzonspor taraftarları. Yani yönetim de Bruno Petkovic transferi için çok ciddi bir çaba sarf ediyor, emek sarf etti ve son durum şu şekilde. Trabzonspor Dinamo Zagreb kulübüne Bruno Petkovic için teklifini yaptı ve şu an itibariyle
beklemeye çekilmiş durumda. Yeni bir teklif yapmayacak, fiyat artırımına gitmeyecek veya herhangi bir opsiyon maddesi koymayacak an itibariyle. Bu yapılan teklife Zagreb Kulübü bugün, yarın bir geri dönüş yaparsa, Bruno Petkovic de Orsic'in yaptığı gibi Trabzonspor'a gitme noktasında çok net bir eğilim ortaya koyarsa bu transfer süreci hızlanabilir. Ama burada şöyle de bir durum var. Trabzonspor'da nasıl Uğurcan Çakır kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ediyor ve Trabzonspor'un para kazanması adına ciddi bir çaba sarf ediyorsa, burada da Bruno Petkovic kendi kulübü için, kendisini yetiştiren bir kulüp için aynı tavrı takınıyor. Burada oyuncuya çok fazla da kızılamıyor Tabii. açıkçası bu nedenle. Çünkü bu bir duruş meselesi. Ama şöyle bir anekdot var burada. Bruno Petkovic'in takımı Dinamo Zagreb ile Trabzonspor yurt dışında aynı bölgede kamp yapacak. Slovenya'nın Kranj kasabasında birlikte kamp yapacaklar. Dolayısıyla buradaki süreç birlikte olmaları belki bu transferi başka bir noktaya da şekillendirebilir, süreci hızlandırabilir. Peki şimdi transferde bir hız kazanıldı. Peki bu hız devam edecek mi? Senin de beklediğin farklı bölgelere yeni transferler, yeni isimler var mı? Şöyle bir forvet transferi kesinlikle yapacak Trabzonspor ama forvet bölgesini çeşitlendirecek, rekabet ortamı üretecek bir isim daha arıyor. Yani iki forvet transferi gerçekleşebilir zaman içerisinde ama bunun süresini şu an 1-2 gün sonra diye belirtemiyoruz. Belki kampta Nenad Bjelica bazı oyuncuları gördükten sonra da talepte bulunabilir. Orta saha için şöyle bir düşünce var. Orta sahaya Marek Hamšík ayarında, Marek Hamšík gibi takıma ağabeylik yapacak, orada sorumluluk alacak, takımın vereceği şampiyonluk mücadelesinde o tecrübesiyle katkı sağlayabilecek bir isim arayışı var. Yani oradaki rekabeti bu seviyeye taşıyacak bir oyuncu arıyor Trabzonspor ve birçok isimle de görüşüyor açıkçası. O bölgeye bir transfer gerçekleşebilir. Onun dışında eğer Mark Bartra takımdan ayrılırsa ki kendisi de Olympiakos kulübü ilgileniyor. Ancak maddi olarak şu ana kadar Trabzonspor kulübüne resmi teklifte bulunmadılar ve oyuncuyla da rakamsal çok ciddi farklılıklar var arada. Eğer Mark Bartra'nın takımdan ayrılma durumu olursa bir stoper transferi daha gerçekleşebilir. Bunun dışında Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimali olursa kampta sağ bek ve sol bek ihtiyacı hasıl olursa bu bölgelere de takviye yapılabilir. Uğurcan'ın isteği ne yönde? Onun için de bir fiyat belirlendi zannediyorum. Son durum nedir onun için? Uğurcan Çakır çok net bir şekilde Trabzonspor kulübünün yanında duruyor şu ana kadar. Bugüne kadar 3 farklı kulüpten resmi teklif aldı Uğurcan Çakır. Bu sezon için söylemiyorum. Yani Trabzonspor'da oynadığı dönem içerisinde ve hepsinde kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben o şekilde hareket etmeye hazırım dedi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ertuğrul Doğan da bu konuda düzenlediği basın toplantısında yine aynı ifadeyi kullandı. Uğurcan hep bizim yanımızda duruyor dedi ve Türkiye'den hiçbir takıma Uğurcan Çakır'ı satmayacağız. Bunun görüşmesini dahi yapmayız dedi. Ama eğer yurt dışından resmi bir teklif gelirse Uğurcan da bu kez gitme noktasında eğilimini bize paylaşırsa bu konuda kendisine kolaylık sağlayabileceklerini açıkladı. Şu an itibariyle Uğurcan Çakır'la ilgilenen 2 veya 3 kulüp var. Bu kulüpler şu anda sadece ilgi seviyesinde Demet. Resmi teklif seviyesine gelmedi. Ama eğer bir resmi teklif seviyesine gelirse ve buradaki rakam 10 milyon avro seviyelerinde olursa bu kez Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali önceki sezonlara oranla daha yüksek gözüküyor. Çünkü kendisiyle adı anılan kulüpler gerçekten o bahsedilen rakamı çok rahat bir şekilde verebilir ve Uğurcan Çakır gibi bir ismi kadrosuna katabilecek seviyedeki takımlar. Yani Peki bir isimleri de verecek olursak Inter, Monaco, Roma, Nottingham Forest gibi takımlar. Ayrıca farklı ülkelerden de ilgi gösteren takımlar söz konusu. Peki son olarak kısaca bir de Trezeguet'i sormuş olayım. Onunla da ilgili Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor ama resmi bir teklif var mıdır Trezeguet adına? şöyle bir şey, bunu sorman çok güzel oldu demek. Çünkü Orsic transferi geldikten sonra Orsic ile Trezeguet aynı bölgede oynuyor. İkisi de sol kanat oyuncusu ve bu kadar üst seviye iki ismi bir anda takımda tutabilir mi Trabzonspor şeklinde taraftarların da kendilerine yönelttiği sorular var. Şu an itibariyle Trezeguet'i illa satacağız düşüncesiyle bir Orsic transferi yapmadı Trabzonspor. Ama eğer Trezeguet için de özellikle Suudi Arabistan'dan 10 milyon avro seviyelerinde bir teklif gelirse değerlendirilme fikri ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Peki Yunus Emre, aktardıkların için çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum sana. Kolay gelsin. İyi bayramlar, teşekkürler, kolay gelsin. Yunus Emre Sel'e tekrar teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'un gündemini kendisiyle konuştuk. Haberlerimize tekrar dönüş yapıyoruz. Spor dünyası yayınladıkları mesajlarla tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Dün akşam ekranlara gelen Artı Futbol transfer programından öne çıkan bölümlerle sabah sporundaki ikinci saat dilimimizde noktalıyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Saat başında buradayız. Bekliyoruz. Evet, bu haberimizin ardından bir Skype bağlantımız var. Dünyadan spora geçmişken Hüseyin Özkök'e bağlanmadan olmaz. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Yine manzara güzel. Nasılsınız? Günaydın Demet, hoş bulduk. İyi, çok teşekkür ederim. Memlekete geri döndük. Hoş Şimdi geldiniz. Yine klasik balkon yayınlarımıza devam. Bu arada kutlamıştım Milano'dayken seyircilerimizin bayramı, ama bir de bayramın içindeyken bir kez daha kutlamak isterim tüm seyircilerimizin kurban bayramlarını. Aileleriyle birlikte inşallah güzel bir bayram geçirirler. Teşekkür ederiz. Konu başlıklarımızla isterseniz hemen başlayalım. UEFA İcra Kurulu dün toplandı. Peki kurulda alınan kararlar nelerdir? Sizden dinleyelim. Evet, UEFA İcra Kurulu dün toplandı ve önemli kararlar aldı Demet. Bunlardan bazılarını ben not ettim. Bunların başında en önemsiz olarak adlandırabileceğimiz UEFA Konferans Ligi'nin adı değişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ydi. Önümüzdeki sezondan sonra, yani 2024-25'ten itibaren bu yeni döneme geçilmesiyle birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi yerine sadece UEFA Konferans Ligi olarak adlandırılacak. Avrupa bölümünü çıkartıyorlar. Ve zaten oradan itibaren de yepyeni bir Avrupa Kupaları düzenine geçilecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleriyle ilgili statü de belirlendi Demet. Bununla ilgili tabii ki FIFA'ya bir sunum yapılacak ve FIFA da muhtemelen bunu onaylayacak. Şöyle ki 12 gruptan 4 ve 5 takımlı gruplar olacak. 16 takım arasından bu 12 takım, ilk 12 takım Dünya Kupası'na gidecekler. Biliyorsun Avrupa'dan daha fazla takım katılacak artık 2026. Evet. Dünya Kupası 13 yerine 16 takım. 12 takım doğrudan gidecek. 4 takım da playofflar sonucunda gidecekler. Hem 4 tane en iyi ikinci, hem de Uluslar Ligi'nden gelecek takımlarla birlikte yeni bir playoff turu oluşturulacak. O playoff turundan çıkacak olan 4 takım da Dünya Kupası'na katılacak. 16 takımı belirleyecekler. Bunun yanında ayakta seyirci denemeleri yapıyordu UEFA, biliyorsun. Normalde ayakta seyirci alımı yasak İngiltere, Almanya ve Fransa'da. Bunun gözlemlenmesine devam edileceği ve bu üç ülkede yine ayakta seyirci alımına devam edileceği, ancak henüz nihai kararın verilmediği açıklandı. 2025 Dünya Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali Lisbon'a verildi. Şimdi bir de 2024 kura çekiminin 23 Kasım, yani playoffların 23 Kasım, 2024 finallerini, yani Almanya'daki finallerini de 2 Aralık'ta kuralarını çekeceği açıklandı. Bir de çok önemli bir durum daha ortaya çıktı bu icra kurulu toplantısından sonra demek. Şu, biliyorsun bu başta Chelsea olmak üzere transfer ettikleri oyuncuların sözleşmelerini 8 yıla yayıyorlardı. Evet. Fakat bu 8 yıla yaman amacı tabii ki yıllık daha az ödeme yapılsın şeklinde. Bilançoyu biraz makyajlamak amacıyla yapılıyordu. UEFA bunu 5 yılla sınırladı. Sözleşme 8 yıllık olabilecek, ama UEFA Financial Fair Play kuralları olduğunda UEFA bunu 5 yıl olarak kabul edecek ve 5 yıla göre hesaplamalar yapacak yıllık ödemeleri. Bu tür önemli açıklamalar yapıldı UEFA tarafından. Bu en son söylediğimi, ki özellikle sona bıraktım, bu çok önemli. Gerçekten Chelsea gibi kulüpler, ki Chelsea şu anda işte az önce haberimizde de vardı, sırayla oyuncularını elden çıkarıyorlar. Evet. Mendy'yi de Arabistan'a yolladılar. Sürekli Avrupa Kupalarına katılamadıkları için ve geçen sene Financial Fair Play kurallarını bayağı bir aştıkları için şimdi ellerindeki oyuncuların çoğunu çıkarmak zorundalar ve maaş bütçesini aşağı çekmek zorundalar. Peki, teşekkür ederiz bilgiler için. Diğer konu başlığımıza gelelim. 2025 Dünya Kulüpler Kupası katılımı nasıl olacak? Şimdi Demet, Milano'dan yaptığım yayında ben Avrupa'daki katılımın 8 olduğunu söylemiştim. Orada 24 takımlı ilk başta bir katılım söz konusuydu. Fakat ondan sonra bir anda 32'ye çıkarmıştı Infantino. O zamanki o 24 takımlı katılımda 8 takım Avrupa'dan katılacaktı, ama 12 takım aslında katılacak Avrupa'dan. Bunun 4 tanesi son 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonları olacak Avrupa'dan. Ve diğerleri de kulüpler sıralamasında en yüksek puana sahip kulüpler Avrupa'dan katılacak. Burada amaç bütün dünyadan konfederasyonların kendi konfederasyon şampiyonları ile
o konfederasyondaki sıralamada en iyi olan takımları bir araya toplamak. Yani genel anlamda bu şekilde düzenlenecek. Avrupa'dan da işte söylediğim gibi 4 tane son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve onların dışında kalan sıralamada en üstte olan Avrupa'daki takımlar Avrupa adına Dünya Kulüpler Kupası'na katılacak. FIFA bununla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni öngördü ve orada yapılacağını açıkladı. Bu daha önce belli değildi. Onun da amacını ben bir önceki yayınımızda söylemiştim. 2026'da Dünya Kupası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Muhtemelen 2025 Dünya Kulüpler Kupası da bir bağlamda statların ve organizasyonun testi anlamına gelecek FIFA açısından. Peki, şunu sorarak devam edeyim. Şimdi birden fazla kulüp sahipliği giderek artıyor. Bunu daha önceki yayınlarımızda da aslında çok fazla konuşmuştuk evet. Ama bu yaygınlık nereye kadar devam edecek? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz bugün? Demet, İngiliz bir gazetecinin, bir meslektaşımızın bir araştırmasına rastladım. Onun için bu konuya girmek istedim. Şu anda Avrupa'da ve dünyada tam 256 takım bir ağ içindeymiş. Yani bu 256 takımın işte çoğunluğu, örneğin Manchester City'nin sahiplerine alırsak Manchester City'nin ve bağlı olduğu City Group 13 takıma sahip. Birçok böyle bizden fazla kulübün sahibi olan insanlar var. Bunun da bir tabii amacı başka şeyler olduğunu söylüyor, gazeteci iddia ediyor. Hemen şuradan aldığım notları söyleyeyim. Vergi avantajları elde etmek, financial fair play kurallarına arkadan dolaşmak, ondan sonra tabii ki oyun manipülasyonu, ya maç manipülasyonuna yol açabilecek şeyler ortaya çıkabilir. Bunu söylemiş ve bunları çiftlik takımı olarak adlandırmış. Avrupa'da böyle İngilizce'de bir terim var, farm team diye. Hani nasıl bir çiftliğin hayvanları olur, onlara sahip birisi vardır ve çiftliğin sahibi, ağası vardır. İşte bu takım sahiplerini de bu şekilde nitelendirmiş o İngiliz gazeteci. Yani güzel bir araştırma. 256 takım. Ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Ama dünyada 256 takım bir ağa dahilmiş ve bu da tabii ki dünya futbolunun en önemli sorunlarından biri olarak görülüyor şu anda Demet. Peki, şimdi bir de isterseniz transfer gündemine de değinelim. Avrupa'da az önce siz de bahsettiniz. Mendy Suudi Arabistan'a, Havertz de Arsenal'a transfer oldu. Bu iki transferle ilgili söyleyecekleriniz var mıdır? Ve beklediğiniz tabii Avrupa'dan yine flash transferler var mı? Şimdi Havertz zaten Arsenal'le uzun süredir görüşüyordu. Evet. Diğer bir yandan da az önce belirttiğim gibi Chelsea'nin mutlaka çok sayıda yüksek maaşlı oyuncuyu elinden çıkartması gerekiyor ve bu yıllara yaydıkları sözleşme bedellerini de aşağı çekmeleri gerekiyor. Bununla ilgili olarak durmadan oyuncu satıyorlar. Suudi Arabistan olsun, Premier Lig içinde olsun. Havertz de Alman milli futbolcu bunlardan bir tanesi. O Suudi Arabistan'a gitmeyi tercih etmedi. Arsenal'in teklifini değerlendirerek Londra'da kalmayı tercih etti. Hiç beklemediğimiz transferler olacağını sanmıyorum Demet. Bunu daha önce de söylemiştim. Böyle çok büyük çapta 100 milyonun üzerindeki transferler olacağını beklemiyorum. Transfer sezonu benim sevmediğim bir dönem. Çok fazla spekülasyon oluyor. Durmadan şu oyuncular yazılıyor, çiziliyor ama sonunda bir şey çıkmıyor. Çıkanlar da artık o kadar olsun diyoruz çıktığı zaman da. Benim fazla bir beklentim yok böyle çok büyük çapta hani ses getirecek transfer yani Messi, Mbappe veyahut da Ronaldo bazında. Peki çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Size iyi bayramlar tekrar, iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere, selamlar herkese. Hüseyin Özkök'e tekrar aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Biz kaldığımız yerden dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz. Milan 31 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Sportiello ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İspanyol sol bek Angelinho'nun kaydettiği muhteşem gollerle Sabah Spor'undaki bugünü noktalıyoruz. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.